Sevgili Seca, politik bakışta 15 Temmuz'un 5. yılına Sayın Cemalettin Turun'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama ilk başlangıçta şu ifade edemiştik. Allah 15 Temmuz'u bir daha yaşatmasın. Yine aynı şekilde ifade ediyoruz. Allah 15 Temmuz ve benzeri olayları Türk milletine bir daha yaşatmasın. Aslına baktığımızda evet Sayın Başkanım, gerçekten çok zor bir süreçti. Yaşanılanlara baktığımızda 251 tane şehidimiz, yüzlerce gazimiz, binlerce baktığımızda binlerce, milyarlarca dolarlıkta kaybımız var aslında baktığımızda, ekonomik maddi kayıp, evet. anlamda kayıp. Ve en önemlisi bende baktığımda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan o hain saldırı, hain uçuşlar bence hiç unutulacak bir değil. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Perşembe 15 Temmuz yıl dönümünde milletin evi dediğimiz, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baktığımızda bir 15 Temmuz sergisi Sayın Şentop'tasının okul arkadaşı olunca rahatla söyleyeyim. Mustafa Şentop'un da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle yapmış olduğu özel bir çalışma var. Onları da buradan ifade etmiş olalım. Ama asıl noktada tabii ki bence devletin en büyük yaptığı çalışmalardan bir tanesi olur ya, ilk başlangıçta kurun yanında yaş da yanmış olabilir ama devlet bu hatasını toparlamak için olağanüstü gayretler gösterdi. Ben aslında yargı sürecini benden bahsettik. Ondan sonra valilikte iş iade süreçleri var. Çünkü ben iş iade edilen onlarca yüzlerce memur arkadaş tanıyorum. Devlet yeri geldiğinde de o şefkatli ellerini vatandaşına bence açıyor. Bu konuda biraz hukukçu kimliğinize neler ifade etmek istersiniz? Şimdi o aşamadan sonra tabii olayın yargı süreci var. Bir daha idari soruşturma süreçleri başladı. Yargı süreçlerinde şunu ifade edeyim öncelikle. Tabii bu işe kalkışanlar Bursa'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da çok sayıda bu işe kalkışan hainlerle ilgili davalar açıldı. Bunların bir kısmını biz takip ettik. Hukuki Araştırmalar Derneğimiz var bizim arkadaşlarımızla. HUDER diye arkadaşlar. HUDER diye geçer. Oradaki arkadaşlarımızdan bir dava ekibi oluşturduk. Bu davaları çok yakından takip ettik. Bu FETÖ davalarını yakından takip ettik. Hatta Başbakanlık adına, o zaman Başbakanlık da vardı. Onlar vekalet alarak Başbakanlık adına daha sonra da, takip edildi. Müdahil olunarak takip edildi dosyalar. Bunların cezası kalmaması için biz bunların peşini bırakmayacağımızı orada zaten ifade ettik ve sonuna kadar takip edildi. Bunların az elde ifade ettik. Birçoğu ceza aldı. Ama burada tabii öyle bir devasa bir olay ki bu olaya karışmayıp da adı geçen veya birilerinin iftirasına kurban olan da olabilir. Bir takım isimleri farklı yerlerde zikredilen de olabilir. Devletimiz bu mekanizmayı çalıştırmak için olağanüstü hal kurulu oluşturdu biliyorsunuz. Valiliklere müracaatlar vardı. Görevden atılanların müracaatlarını değerlendiren. Olağanüstü hal kurulu kanunu biliyorsunuz, kanun hükmünde kararnameyle kurulmuştu. Oraya başvurular konusunda işte onlar incelendi, talepleri, bu görevden alınanlar, atılanlar diyeyim. Devletimizin mekanizmalar çalıştı. Yapılan değerlendirmeleri bir kısımları biliyorsunuz olaya karışmamışsa veya işte bu hain yapıyla bağlantısı yoksa göreve iade edilenler oldu. Halen bu kurul çalışıyor. Ankara'da. Hala hakkını arayabiliyorlar yani. Tabii şu anda bu kurul Ankara'da görevini devam ediyor. Sonuçlanmadı. Bu müracaatları değerlendiriyorlar. Sanıyorum bir çoğunu tamamladılar bu incelemeler. Belki bir kısmı kaldı. Halen göreve bir kısım iade edilenler var. Yani bir bağlantısı yoksa bu yapıyla iade edilenler oldu. Ama bunun iade, bu kurulda iade bunlarla bağlantısı devam eden kişilerin, yani sonuçta bunu kim karar verecek? Bir kurulun veya bir yargının karar vermesi lazım. Bu kurulun verdiği kararlara karşı da yargı yolu açık. Mahkeme bağımsız yargı kararı verecek. Bunların tabii davaları devam ediyor. Ama nihayetinde burada kim suçlu, kim suçsuz olayını bağımsız yargının karar vermesi gerekiyor. Ve şu anda yargısal süreçler devam ediyor. Aslında dünyada bunun örnekleri var Sayın Başkanım baktığımızda. Dünyada temizlenme sürecine baktığımızda Almanya'da mesela çok ciddi veya yani benzeri ülkeler çok ciddi anlamda memuriyetle ya da devletle çalışan, ilişki kesen binlerce insan var. Hatta Türkiye'dekinden çok daha fazla olduğunu ben rakamlarla biliyorum. Aslında baktığımda bu zaman zaman aslında devletin kendini çek etmesi anlamında çok çok önemli düşünüyorum böyle olayların aslında baktığımda. Ya, şimdi devletin her alanına nüfuz etmişler. Girmişler. En ince ayrıntısına kadar girmişler. Bunun yani burada kriter şu olmalı. Bir çalışan kimden talimat almalı? Amirinden almalı. Yasal amirinden almalı. Bu o amirinden değil de dışarıda kendisi abisinden, abi diyorlar ya onlar. Abisinden, abisi ablası. Abisi ablasından alıyorsa, FETÖ'nün başındaki mendoburdan alıyorsa bu talimat, oradan gelen talimatı uyguluyorsa kusura bakmayacak. Bu devletin, devletine hizmet edecek, milletine hizmet edecek oradaki memuru veya görevlisi. Ona değil de bir başkasına hizmet ediyorsa
O yapı, devletin ayıklanmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Yapılanma sürecinden sonra aslında Türkiye'nin yapmış olduğu iki tane çok önemli çalışma var. Bence onun üzerine durulması gerekir diye düşünüyorum. Birincisi bizim SİHA'larımızın faaliyete geçmesi. Bence çok çok önemli Sayın Bayraktar'ın yapmış olduğu. İkincisi de baktığımızda geçmişte maalesef şehit olan askerlerimiz var. Şehit olan askerlerimiz maalesef herhalde koordinatları birileri tarafından tabii bildiriliyormuş baktığımızda ciddi anlamda. En azından o pusular yok. Evet belki mücadele olabiliyor. Yani karşılıklı ikili mücadeleler denkleri ama en azından toplu anlamda şehit olan askerlerimiz olmaması Türk milletinin en azından düşman tanıması anlamında çok çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi ben. En tehlikeli düşman içinizdeki düşmandır. Dışındaki düşman dışarıdaki. Belli zaten dışarıdaki. Dışarıdaki düşman bellidir. Her türlü tedbiri ona göre alırsınız. Mücadele edersiniz. Ama içinizdeki düşmanı niye tanımıyorsunuz? Nereden vurulacağınızı bilmiyorsunuz. Nereden geleceğini bilmiyorsunuz. Sizin bütün sırlarınızı paylaşıyor. Bütün bilgilerinizi paylaşan bir yapıdan bahsediyoruz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı başındaki yaver dahi biliyorsunuz evet, yani. Evet başındaki yaverin bile FETÖ'cü çıkması. E şimdi siz diyelim ki terörle mücadele ediyorsunuz. Ciddi manada Türkiye yıllardır 40 yıldır 50 yıldır terörle mücadele ediyor. Bütün imkanlarını oraya seferber ediyor. Ama siz işte bir istihbarat bilgisi alıyorsunuz. Bir yere operasyon yapacaksınız. Devlet bu terör belasından kurtulmak için mücadele ederken bir hamle yapacak. Siz hemen ne yapıyorsunuz? Bunun içindeki bu hainler bunun bilgisini veriyor karşı tarafa. Bak gidiyorsunuz dağı taşı bombalıyorsunuz. Yani kimseyi bulamıyorsunuz. Bunun bugün çok daha net görüyorsunuz bu fotoğrafı. Geçmişte neden bu teröristler yakalanamadı? Yani ben şahsen çok merak ederdim. Gelirdi işte Irak'tan derdi ki 10 kilometre içeri girer. Karakolu basar. 20 Allah korusun 20 şehit verirdik. 200 kişilik terör örgütü gelmiş. Nerede bunlar? Kayıp. Çıkmış gibi bulunamıyor. Nasıl oluyor? Yani gerçekten insanın merak ederdik. Nasıl oluyor bu? Bunlar yürerek geliyor. Uçarak gelmiyor. Demek ki geldikleri yol belli. Geldikleri yol belli. Demek ki birileri bunu koruyor. Ama bugün niye yapamıyorlar bunu? Niye yapamıyorlar? Çünkü içindeki hainler temizlenince yapamıyorlar. Demek ki içimizde bir takım hainler varmış. Bu bilgiler onlara sızdırılıyormuş. Başarılı olamıyordu ama bugün gelinen noktada bu hainlerden temizlendikçe de çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yani bu olay şu. Sadece asker anlamında söylemiyorum. Yani tüm hayat üzerinde hayat her noktasında. Yani bugün Milli Eğitim'de de olur, başka bakanlıkta da olur, başka yerde de olur. Dahi var hatta. Her yerden. Ya sizin her şeyinizi bozabiliyor, her şeyinize nüfuz ediyor. Farklı bir noktaya çekiyor sizi. Yani devletin içine buna sızanları az evvel ifade ettiğim bunu devletin adına değil de başkalarının adına bu görevi ifa etmeye çalışanların görevden alınması, devletin içine temizlenmesinden daha doğal bir şey olmaz. Devlet bunu temizlemek zorunda. Daha hizmet etmek için, sağlıklı hizmet etmek için temizlemek zorunda. Ve bu bir suç aynı zamanda. Bu suçu işleyenler de mutlaka cezalandırmak durumunda. Ve bunun gereğini nasıl yapacak? Dediğim gibi idari soruşturma arkasında da yargısal soruşturmayla ancak. Aslında ben mesela dikkat yargı karar verecek. Sizle konuşayım hemen spontan olarak. Aslında baktığımızda gündemde olduğu için mesela Türkiye'den Yunanistan'a kaçan sınır yabancılar var özellikle baktığımızda. Evet. Yunanistan bunları görür görmez hemen iade ediyor baktığımızda ama öbür tarafta da tamam mı? FETÖ kalkışmasına kalkan kaç tane adam varsa buyur hoş geldin uğurlar olsun başka Avrupa'ya da güzel güzel gönderiyor. Aslında ne kadar çifte demokrasinin aslında en güzel göstergesi bu yapılan davranışlar diye düşünüyorum yani. Ya da Avrupa ülkelerinin yapmış olduğu çalışmalar. Coğrafyamız stratejik olarak Anadolu coğrafya tarihin her döneminde göz önünde bulunmuş. Türkiye'de çok konjektürel anlamda çok kıtanın ortasında bir yer. Bütün devletlerin gözünün olduğu bir yer. Avrupa'nın 200'lülüğünü zaten söylemeye gerek yok. Her noktada bize 200'lü davranıyorlar. O gün FETÖ kalkışması, hain kalkışma tek başına bunların yaptığı değil. Dışarıdan aldıkları cesaretle beraber. Bunun içinde Amerika'sı var işte bugün aşina. Amerika'sı var, Avrupa'sı var. Avrupa ülke halen onların davranışları var. Yani bugün bakıyorsunuz defalarca iade talebinde bulundu devletimiz. İstenen her şeyi gönderdi ama bugün bakıyorsunuz. FETÖ ile başta olmak üzere hiçbir FETÖ'cüyü Amerika iade etmiyor. Avrupa iade etmiyor. Binlerce FETÖ'cü bugün FETÖ haini işte özellikle Almanya gibi, İngiltere gibi yerler hiçbirini iade etmiyor. Yunanistan etmiyor. Yani bizim düşmanımız sadece işte değil ki. Dışarıda çok düşmanımız var. Bunlarla beraber gidiyorlar. Dış destekler alarak yaptılar bu kalkışmayı yaptılar. Halen de bunların destekleri devam ediyor. Yani baktığınızda bunları kaçanların büyük bölümünü Avrupa'da bunların Avrupa'nın koruduğunu görüyoruz. Korumaya da devam ediyorlar. İade etmiyorlar. Yani çok enteresan. Asıl bunun üzerine durması. Peki bir siyasetçi olarak aynı zamanda bir hukuk insanı olarak bundan sonra süreç içerisinde bu tür yapılanmalar fırsat vermeme adına üzerimize düşenler nelerdir? Yani bu parti olarak değil mi? Toplumun bireyi olarak neler yapmalıyız aslında? Ya şimdi şöyle tabii bir defa şunu gösterdi bu olaylar. Bizim saf olmamamız gerekiyor. Uyanık olmamız lazım. Uyanık olacağız. Vatandaş olarak uyanık olacağız.
bazı değerleri istismar edenlere kan pileceğiz. Kanmamamız gerekiyor. Devlet olarak da tabii istihbarat örgütlerimizin özellikle daha bu konularda işbirliği içerisinde. Çünkü birden fazla istihbarat kurumumuz var. Bunların daha işbirliği içerisinde daha dikkatli olması gerektiğini, devletimizin organlarının daha dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu konuda böyle bir şeyin içinde giren, yani farklı bir oluşumun içine giren, devletin içinde olanlara asla devletimiz işin başında müdahale ederek bunu sonlandırması, müsaade etmemesi gerekiyor. Geçmişte belki farklı düşüncelerle, düşünceden kastım şu, değerleri istismar ettikleri için, yani gerçek yüzlerini göstermedikleri için müsamahalı bir şekilde gittiler. Yani çünkü bilinmiyordu. Aslında burada şu çıkıyor Sayın Başkanım. 28 Şubat sürecini yaşadık biz bu ülkede baktığımızda. 28 Şubat süreci içerisinde baktığımızda kabul etseniz de etmeseniz de meslek liseleri kısvesi altında imhatip liseleri uygulanan bir kas sayı zulmü, ardından akabinde kapatılma vesaire vesaire var. O zulmün akabinden sonra da palazlanan bir FETÖ var aslında, evet. Baktığımızda ciddi anlamda var. Neden? İnsanlar inançlı olsunlar diye bunlar okullara gitti. İnançlı olsunlar, dershaneye inançlı olsunlar, gazetelere gittiler. Aslında öncesine çok iyi tespit etmek lazım. Orada kesmek lazım. Şimdi baktığınızda tespitin çok doğru İlhan Bey. Burada baktığınızda şimdi bizim milletimiz mütedeyim ağırlıklı bir milletimiz. Evlatlarının da, çoluk çocuğunun da daha dini terbiye almasını arzu ediyor. Bilgilerle donanmasını istiyor. Bu sebeple de geçmişten bugüne kadar İmam Hatip liseler gerçekten çok tercih edildi geçmiş yıllarda. Ama gerçekten 28 Şubat sürecinde yapılan zulüm, kassayı zulmü özellikle, yapılan baskılar. Çünkü üniversite yolunu kapatacak kararlar almışlardı biliyorsun. İmam Hatip'ten mezun olan bir 0.15 kassayla çarpıyordu. Tabii çarpıyordu. Sizin kafadan 50 puan düşüyordu. Diyelim hukuk fakültesine gireceksiniz. O kişi aynı diyelim ki 400 puan alıyorsa siz aynı sorularla 300 puan alıyorsunuz. Sen de iktisat fakültesi kazanıyorsun en fazla. Ya kazanıyorsun ya kazanmıyorsun. Ya da 2 yıllık yüksek okulda. Yani sizin birçok önünüzü kapatacak. Yani sizin doktor olmanızı önünüzü kapatacak. Hukukçu olmanızı, siyasal bilgiler mezun olmanızı kapatacak. Bir zulüm kassayısı vardı. Böyle olunca birçok aile, yani en azından çocuklarının geleceğinin önünün kapanmaması adına birçok kişi İmam Hatip'ten çocuklarını aldı veya yenisi vermedi. Ama dedi ki yine de oğlum dini bilgilerle büyüsün. Ne oldu? İşte o zaman da işte dini kisver altında o zamanlar daha böyle bir bağlamda çalışma sergiliyorlardı biliyorsun FETÖ'nün okulları. Oraları yönlendirme oldu. Belki bunun altyapısında belki de bu altyapı o kuruldu diye düşünüyorum ben. Yönlendirmeyi sağlayan bir altyapıydı. Ama gelinen noktada gerçekten bir Türkiye açısından çok ağır sonuçları olan bir netice oldu. Ama inşallah bundan ders alacağız. Almalıyız. Bundan sonraki özellikle yeni nesillere, gelecek nesillere bu bizim bir 15 Temmuz hediyemiz olmalı. Gençlerimiz de bunu anlamalı. Bu yaşananları anlamalı. Ve daha dikkatli bir şekilde yollarına devam etmeli. Ben hangi siyasi parti oy verirse versin, hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, ilk başta ifade ettiğim gibi en kötü demokrasi, en iyi vesayete, en iyi askeri diktatör rejimine çok dairdir. Bunu mesela yani, bunu rahatlıkla ifade etmek lazım. Türkiye demokrasisine sahip çıkmalı. Ya bu olmazsa olmazım olmazı. İfade etmiştim sohbetimizin başında. O gün meydandan demiştim. Çok farklı siyasi partiden görüştüm. Arkadaşlar yorumladım. Gerçekten vatan. Ben çok memnun olmuştuk bundan. Mutlu etmişim. Çünkü bu partiler üstü bir olaydı. Partiler üstü bir olay. Kesinlikle partiler milletimizin üstü. Milletimizin ortak bir değerinin ortadan kaldırılmasıydı. Milletimiz de bu değere parti ayrımı gözetmeksizin sahip çıktı. Sahip bir kaynaklı. De zaman zaman şu var mesela, ben her zaman şunu söyleyeyim. Siz de evlatlarınız, 5 tane evladınız var, eşiniz var, ben 3 tane evladım var. Bana deseler ki trilyon versin. Yani yapmacık da olsa kardeşim ben seni 3 evladınıza taramalı bir silahla tarıyorum dediğim zaman Allah korusun demeyeyim. Bir tanesi bir evladıma gelse dünya. Çünkü zaman zaman halkın içerisinde, yani halkın içerisinde bazı kesimleri ifade etmiş var. Efendim kalkışma, anlaşmalı bir kalkışma diyenler var. Ya benim de tek diyeceğim bir ifade var. Hiç şakasına dahi hiç evladına kurşun attırır mısın? Ya da eşine kurşun attırır mısın? Bir de bunu sorgulamak lazım. Yani burada o günkü o günkü fotoğrafı hepimiz gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Cumhurbaşkanı tatil yaptığı yer. Türkiye Büyük Millet Meclisi atılan bomba. Bomba. Külliyeye atılan, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nden bombalar. O civarda olan vatandaşlarımızı hedef gözetmek için atılan bombalar. Boğaz Köprüsü'nde atılan, sıkılan kurşunlar hedef gözetmek için. Yani bunu, meczup olmak gerekir böyle bir ifadeyi kullanmak için. Başka türlü bunu ifade etmek mümkün değil. Yani bunun bir anlaşmalı cümlesi ancak meczup bari bir yaklaşım olur. Yani böyle bir şeyi sarf etmek bile işte zul kalbi kalıyor. Mesela bunu bir zuldür yani. Yani şimdi anlaşmalı bir davranış. Böyle bir şey olabilir mi? Ya binlerce vatandaşımız binlerce insanın silahların altında kalmış, yaralanmış, sakat kalmış,
251 şehidimiz olmuş. Ya böyle bir şeyi telaffuz etmek bile çok yanlış. Ya mesela bunu özellikle ben basa basa vurguluyorum. Zaman zaman bazı siyasiler bunu ağızlarına sakız ediyor. Çünkü insanlar hangi siyasi görüş olsun o günleri bu kitapçık 15 Temmuz Bursa üzerinde belki Bursa'da belki kayıplarımız olmadı. Ankara olsun, Malatya'dan kalkan uçakları hatırlıyorum ben o sürenin içerisinde. İstanbul'daki süreci hatırlıyorum. Televizyondan takip ettiğimiz bir medya mensubu olarak. Ardından ben o 27 günün en az 25 günü meydandaydım. İlk günden başlayarak onu rahatla ifade edeyim. Ve siyasi parti ayrı gözetmek istedim. Eşimle de, dostumla da, arkadaşlarımla da. O çünkü farklı bir duyguydu. O farklı bir duygu yaşamak lazım. Nasıl? Evet bizim şu var. Büyüklerimiz Çanakkale Savaşı, ya bu kardeş bu Çanakkale Savaşı her şeyin kendi içerisinde değerlendireceği bir olgu var. Bence 15 Temmuz'u bugün insanların bir kez daha çok iyi değerlendirmediğini düşünüyorum Sayın Başkanım. Aslında yeni nesle demokrasi, aynı zamanda hukukçu kimliğinize istinaden farklı neler önerirsiniz? Mesela deminden çok güzel ifade kullandınız. Denetimden uzak mekanizmalardan uzak durun dediniz aslında. Evet, evet. Hem okuldan başlayarak yani aslında iş hayatına giden tabii. Bu süreci çok iyi. Nasıl neler önerirsin aslında? Bence çok önemli bu. Çünkü siyasetçisiniz. Çünkü denetimden uzaklaştığınız şu an Kurban Bayramı. Mesela ben kurbanda da kendi adıma söylüyorum. Yani kimseye demiyorum ama güvendiğiniz yere kurbanınızı verin. Örnek veriyorum yani. Şöyle bir illegal bir yapılanma varsa bir defa bundan uzak duracak bütün gençlerimiz. Şüpheli bir durum dahi varsa. Ya bir dernek diyeyim, bir dernek. Dernek zaten resmi kuruluyor ama bunun faaliyetleri şeffaf olmalı. Şeffaf. Hesap verilebilir ama. Hesap verilebilir olacak. Yani ben arkadaş bir dernek kurduk. Tamam. Legal. Ama faaliyetleri nasıl? Gizli toplantılar mı yapıyor? Yoksa ben şu kadar topladım kardeşim. Şu kadar yaptım, şu kadar yardım aldım, topladım. Şuraya dağıtıyorum. Şeffaf olarak bunun hesabını veriyorum. Eğer şeffaf olarak bunun hesabını veriyorsa hiç problem yoktur. Ama ben bunu gizli gizli toplantılarla yapılan faaliyetleri çok gizli toplantılarda farklı bir yere taşıyorsa burada bir soru işareti ve tehlike var demektir. Ama olay biz mutlaka böyle bir olay husus vardır diye sosyal faaliyetlerimizden vazgeçecek değiliz. Bizim toplumsal görevlerimiz var. Bireysel faaliyetlerimiz yani. Toplumsal görevimiz nedir? Dernekler, vakıflarda yer almak, sivil toplum kuruluşlarına yer almak, aydınlatma görevinde bulunmak, garip kuramaya yardımcı olmak için çalışmalar yapmak. Yani bunların içinde olmak durumunda. Bizim bunlar toplumsal görevimiz. Ama milli olsun. Toplumsal görevimiz olacak, milli olacak. Milliden kastımız şu. Evet yasal olarak kurulmuş. Faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasasına göre devam etsin. Şeffaf yapışı. Aynen. Yani ben dernekte faaliyet alıyorum veya vakıfta yer alıyorum. Bu kadar şey toplandı kardeşim. Hesabını verecek yönetici. Bunu da şuralara dağıttık. Bunu göreceğim. Niçin bu vakıf kurulmuş? Niçin bu dernek kurulmuş? Amacı ne? Amacına uygun davranıyor mu her şeyden önce? Amacına uygun davranıyor mu? Amacına uygun davranıyorsa orada olmalıyız. Ama burada amacına uygun davranmayan bir davranışı gördüğümüz zaman da ikaz etmeliyiz ve gerekirse o faaliyeti durdurması için gereğini yapmamız gerekiyor. Çünkü tarihin her döneminde bu tür yapılanmalar olmuştur. Ama bu FETÖ hainlerinin yapılanması gerçekten o kadar büyük olmuş ki her yere nüfuz etmiş. Ya, bu kadar büyük olduğunu kimse tahmin edemedi. Karı kocanın ikisi de birbirine haberi yok. Böyle bir planı var yani. Bu kadar büyüklüğünü belki fark edilemedi. Olduğu biliniyordu ama bu kadar büyük devası olduğu belki fark edilemedi. Görülemedi. Burada gençlerimizin, yeni nesillerimizin göreceği şey bu tür kendi iradesi. Ben bunu darbeye kalkışmaları, darbeyi bastırmanın ötesinde başka bir cümle kullanmak istiyorum. Bizi yönetenler milletin iradesi olmalı. Bu kalkışmaya karşı durmak aynı zamanda milletin kendi iradesinin sahiplenmesidir. Kendi iradesine sahiplenmez. Asıl karşılığı bu. Millet iradesine sahip çıkmıştır. Ayağındaki prangırı atması. Millet iradesine sahip çıkmıştır. Ben gelecek nesillerimizin bu olaylardan bu olayları analiz ederek bunlara tekrar palazlanmasına izin vermemesi ve kendi iradesine sahip çıkması noktasında böyle bir kalkışmaya yol açacak giden yolların hepsinin başından tıkanması için ne gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu gençlerimize, gelecek nesillerimize nasihatimiz olsun. Bunlardan ders çıkarılmalı, analiz edilmeli. Böyle bir yola tebessüm edenlerin de hem işin başında karşısında durulmalı. Ya ben ilk başlangıç sosyolojik olgu da çok önemli ama ilk benim ifade ettiğim ben Türkiye'de belki
15 Temmuz'a kalkışılmaya giden noktanın ben hala o fikirdeyim. 28 Şubat'ın tamamı planlanıp 28 Şubat'tan çıkacak maddi ve manevi anlamda palavrazlardan sonra 15 Temmuz'a geldi düşüncesi hakim. Çünkü 28 Şubat'ta istediklerini belki tam elde edemediler ama ondan sonra 15 Temmuz'da elde etmeyi düşündüler. Ben de baktım. Aslında bir öncesine gittiğimizde ben yine bu şey var. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk açıldığı süreçte AK Parti ilk dönem iktidarda 366 şey çıktı dedi biliyorsunuz bir anda. Süreci, ondan sonraki süreci içerisinde parça parça ondan sonra halk onlar bastırdıkça halk AK Parti'ye mevcut iktidar belki daha çok güvendi veya muhalefete de aynı şekilde ama o gecede ben Sayın Devlet Bahçeli'nin o çıkışının tavrını Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı sahip çıkması, demokrasiye sahip çıkması ayrıca burada da birkaç cümle tabii etmek istiyorum. Çok takdire çok önemliydi. Şayan tabii. Takdire şayandı bence çok çok önemliydi. Burada şu var. Siyaseten belki en büyük ciddi rakipler de o anlamda baktığımızda çok ciddi birbirlerine ifadeler kullanıyor ama iş demokrasiye, iş vatan millete girdi. Vatan millete olunca o siyasi çekişmeler bir tarafa bırakıyorsunuz. Çünkü buradaki ortak noktanın daha üst bir nokta. Vatanın meselesi var, milletin meselesi var. Burada da siyasi farklılıkları bir kenara bırakıyorsunuz. Bırakmak durumundasınız. Yekmüçlü olarak etmeniz gerekiyor. Gerçekten o gün Sayın Bahçeli o feraseti göstermiştir. Zor zamanlarda, devletimizin zor zamanlarında bu desteği hakikaten vermiştir. Hatta ben bir adım daha hatırlatmadım. Bir baktığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimleri karşısında Ekmet İhsanoğlu'nu desteklemişti baktığımızda. Aynı şeyi 15 Temmuz'un 2 sene öncesinde. Ondan sonra süre içerisinde Cumhur İttifakı temellerde evet atılmıştır diye görüyorum ben siyasete yanımda. Şöyle söylenebilir, az önceki ifadenize yola çıkarak vesayet odakları, vesayet kurumları kendi güçlerini bırakmak istemediler. Yani AK Parti iktidarını kabullenmek istemediler. Halkın iktidarını kabullenmek istemediler. Aslında evet, oraya gelmek istiyor. Halkın iradesi neydi? AK Parti sandıkta oy çıkmış. Sandıkta oy çıkmış. AK Parti tek başına iktidara gelmiş. Hangi parti çıkarsa başımıza gelecek. Onu kabullenemedi. Bu vesayet kurumları kabullenemedi. Çünkü kendi güçleri ortadan kayboluyordu. Kendi güçlerini elden bırakmak istemediler. Bunu tekrar elde edebilme adına, koruma adına illegal yollara başvurdular. Ama milletimiz her seferinde bunlara gereken dersi sandıkta verdi. Hükümete destek verdi. Bu da çok önemliydi. Bu hükümete destek vermesinin en büyük sebebi de şu, kendi iradesine destek vermiş. Ben aslında şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi o vesayet kurum devam etseydi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi başörtülü milletvekilimiz olamazdı mesela. Evet. Ama Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'daki açıklaması doğru hatırlıyorsam geçen hafta içerisinde biz başörtüsü gibi yanlış bir mücadele ettik dedi. Boşu boşuna kendine. Çünkü o anlamda baktığımda insanların aslında kendi çek etmesi anlamında baktı. Önemli. Diyor ki başörtüsüyle ilgili AK Parti'nin çalışması ya da Milliyetçi Hareket Partisi ona destek doğru bir çalışmamış ki ana muhalefet partisi de bugün ondan kendi öz eleştiri yapabiliyor aslında baktığımızda. İlhan Bey şimdi hepimizin ailesine çevremize şöyle bakalım. Başörtülü olan var. Başı açık olan var. Başı açık olan var. CHP'li var, MHP'li var, AK Parti var. Çok farklı siyasi partiden arkadaşlar. Ama bayram sonrası hepimiz aynı yerdeyiz. Onu söylemek istiyorum. Bayramda buluşuyoruz. Orta düğünde buluşuyoruz. Cenazelerde buluşuyoruz. Bir problem var mı? O zaman hiç yani şimdi o zaman aynı yemekte masasında oturmamamız lazım. Bayramda selamlaşmamamız lazım. Böyle bir şey yok. Bizim siyasi düşüncelerimiz farklı olmalı. Olabilir. Zenginlik. Demokrasinin gereği bu. Zenginlik. Biz eleştirebiliriz de birbirimizi. Bunda da bir problem yok. Ama bizim ortak değerlerimizi ortadan kaldırmaz bu farklı düşünceler. Bunu zenginleştirir. Zenginleştirir. Yani bizim onun için yani bu yıllarca tabii başörtüsü mücadelesi yapıldı. Niye? Bir takım vesayet odaklar buna hep karşı durdu. Aslında bugün bir problem var mı? Yok. Yok. Bir sıkıntı var mı? Yok. Ya biz şimdi başörtüyle başörtüsü arasında bir çatışma var mı? Yok. Yok. Ya çünkü birileri suni bir sorun üretmiş. Ya iki olur kardeş. Biri başı açık, biri başı kapalı. Ya da anne başı açık, kızı başı kapalı. Bu kadar. Onun kendi inanç meselesidir. Bu kadar kendi ya. Değeridir. Biz ona saygı duyarız. Bu kadar. Olması gereken herkesin olsun kendi davranış biçimine biz saygı duyarız. Duymak durumundayız. Bak bir sorun da kalmadı. Demek ki böyle bir sorun yok. Birileri bunu sorun hale getiriyordu. Rahatlanıyormuş birileri. Birileri buradan nemalanıyormuş demek ki. Aslında. Şimdi inançlardan bahsettik. O son mesajdan Allah nasip ederse salı günü Kurban Bayramı olacak. Son mesaj hem insanların Kurban Bayramı tebrik edin. Ondan sonra mesajları kapatalım evet beraber. Öncelikle ben şunu söylüyorum. Rabbim inşallah bize 15 Temmuz gibi bir geceyi tekrar yaşatmasın milletimize. Rabbim bu tür hainleri bedbaht eylesin. Kahreylesin. Yani bir daha da bu tür insanları karşı karşı ülkemizde bu tür belalarla musibetleri getirmesin duamız. Önümüzde de Kurban Bayramı var. Salı günü inşallah önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Çarşambaydı galiba yalan oluyor. İnşallah Kurban Bayramımızda şu anda bugünen tüm halkımızın Kurban Bayramı'na tebrik ediyorum. Rabbim sağlık sıhhat içerisinde
bayrama erişmeyi nasip etsin. Nice Kurban Bayramı'na milletimizin huzur içerisinde, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde erişmeyi nasip etsin. Ben bu duygularla tüm hemşehrilerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Evet sevgili seyirciler, bir program daha sonuna geldik. Ben de Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bayram. Önümüzdeki hafta programımız olmayacak. Bayramdan sonra Allah izin verirse tekrar görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar diliyorum. İyi akşamlar.